İyi akşamlar efendim. Bir Yeni Ufuklar programında tekrar birlikteyiz. Yeni Ufuklar her zaman yaptığı gibi herkesin tartıştığı değil, tartışılması gereken konuyu gündemine aldı bu hafta da. Ne konuşacağız? Kenevir bitkisinin Türk ekonomisine katkısını konuşacağız. Önemi nedir onu konuşacağız. Özellikleri nedir bu bitkinin? Sanayide hangi alanlarda kullanılır? Türk keneviri deyince bir özelliği var mıdır? Hakikaten bizim ülkemiz açısından anlamı, önemi nedir? O konuda çok uzman, yetiştirici ama aynı zamanda sanayide de, sanayisinde katma değerini de yaratan bir konuğum var. Sayın Uğur Balkuv. Balkuv'un anlamı nedir diye sordum. Dayanamadım. Normalde programda sorarım ama. Öncelikle teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Balkuv Öztürkçe bir kelime. Güzel, iyi anlamına geliyor. İyiliği ve güzelliği temsil eden bir Türkçe anlamı var. Çok da az kullanılan bir kelime. Evet, ben rastlamamıştım. Telaffuzu da çok zor. Zorluk çekiyoruz ama bırakamadık. Acaba hani şey mi yanlış yazdı diye düşünüyorum ama. Ya, devamlı hecece, devamlı heceliyoruz onu. Nüfus memurlarının da bazen katkısı olabiliyor olaya ama bu, siz özellikle bu soyadı almışsınız anlaşılıyor. Evet, bizim bir öğretmen, çok öğretmen. Büyüğümüz vardı. Çok büyük amcamın eşiydi. O Türk soyadı kanunu çıkınca o ismi istedi. Aile olarak onu biz de tabii herhalde taşıyoruz. Başka da yok, hiç rastlamadım. Herhalde. Var bir kişi, bir aile daha var zannediyorum ama tanışmadık. 34'te bir yayınlanmış çünkü Türkçe. Hangi soyadı alalım falan diye oradan seçmişler. Belki orada şey yani olabilir. Memnunuz. Yani tek evet, olmak bence güzel de çok ya. Güzel bir soru. Evet, hoş geldiniz efendim. Hoş ama bir kısa aramız olacak. Ondan sonra kesmeden devam edelim sohbetimize diye. Memnuniyetle. Kısa bir reklam arası verdikten sonra tekrar birlikte olacağız efendim. Evet, hemen konuğuma dönüyorum ve soruyorum. Neden kenevir? Ne zamandır yapıyorsunuz bu işi? Yani aslına bakarsanız bizim girişimiz kenevire 2022'nin hemen başında oldu. Ha, daha yeni. Hı. 2022'nin başında girdik, yeni. Ama 2021 yılında araştırmaya başladık. Kenevir projesi bize, ailemize, oğlum tarafından 2017'de geldi. O günkü koşullar bu yatırımı planlamaya uygun değildi. Zaten yönetmelikler de tam oturmamıştı. 2016'da evet. Bir yönetmelik çıkmıştı ama o yönetmelik tam olarak oturmamıştı. Sonra biz de bekledik tabii yani bazı şeyleri. 2019'da Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklama rolü oldu. Kendisi bunu teşvik edici konuşmalar yaptı. Sonrasında bekledik o da biraz. Bağımsızlık maddelerinden biri tabii kenevir, biliyorsunuz ben gençliğimizde epey biz o konuda da mücadelelerimiz oldu. Yasak dışarıdan da yatıldı bize biliyorsunuz. Aslında yani kenevir yasa olarak yasaklanmadı. Evet. İlk 1933 yılında Atatürk döneminde uyuşturucu olarak ekilmesi yasaktı. Hı hı. Yani halkın kullanımlarını açık olarak endüstriyel şekilde ekilmesi serbestti ve bu böyle geldi. Hep de ekildi. 50'lerde, 60'larda, 70'lerde ektik evet. Biz onu. Hatta en çok ekim yaptığımız dönemler 1950 ile 1970'li dönemler. Hı. Yani bir dönem 140 bin dekara kadar çıktık. Sonrasında 1980'lerde bu evet. Kısıtlamalara daha çok gitti. Evet. O 80'lerde üretimden vazgeçirildiğimiz yıllar tabii. O da ona denk düşüyor. Şimdi orada tabii bir konu daha var. Yani hep dayatıldı da zorlandık ekmeyelim diye. Özellikle Amerika tarafından. Ama biz tabii mücadele ettik. Ecevit döneminde özellikle. Hı. Adnan Menderes döneminde, hatta Süleyman Demirel döneminde. Bu dönemlerde hep 60'lı 70'li yıllarda kararlı bir şekilde yapmaya çalıştık.
Ama sonrasında sanayinin de şekli değişti biraz da. 1980'lerde kenevir endüstrisinin yerini daha çok pamuk endüstrisi almaya başladı. Hı. Türkiye 1980'lerde pamuk üretimleri konusunda çok ciddi gelişmeler gösterdi. Hı. Çok ciddi Hı. yatırımlar yaptı. İhracatta büyüdük. 1980'ler, 90'lar ister istemez kenevir liflerinden ürün yapıp bunları pazarlamak biraz daha geri plana atıldı. Piyasadaki talepler, pamuğun daha endüstriyel bir sürece geçmiş olması, Amerika'daki koşulların Türkiye'ye getirilmesi, yani 1950'lerden sonra Amerika pamuğu bize biraz zorladı. Biz Hı. Amerikan pamuğunu alıp Türkiye'de ıslah etmeye başladık. Kota geldi pamuğa. Ondan sonra Amerika, biz kendi pamuk ıslahlarımızdan sonra işte pamuk ekimleri başladı. Ve pamuk endüstrilerine doğru kaydık. Sonrasında da işte pamuk bir süre dünyada zaten çok popüler bir bitki olarak devam etti. Hala popüler ama maalesef artık pamuğun da azaltılmasıyla ilgili alınan kararlar var. Çünkü pamuk güzel bir bitki. Ben de kullanıyorum, tekstil yapıyorum, ihracat yapıyorum. Değerli bir bitki olarak da görüyorum ama bu Paris İklim Anlaşması, Yeşil Mutabakat gereği çok karbon salınımlarını ve su tüketimlerine dönük bir bitki. Çok ilaç kullanılıyor, çok su kullanılıyor, çok gübre kullanılıyor. Dolayısıyla pamukla ilgili kısıtlamalar gelecek. 2030 yılında yaklaşık pamuk üretiminin %25 daraltılacağı düşünülüyor, görüşülüyor. Onları da başka bir programda isterseniz tartışırız da uyumak ne kadar önemli. Yani biraz kendileri açısından düşünüp dayatmalar da var. Bilim de maalesef biraz kendi ekonomik anlayışlarına göre yönlendirilebiliniyor. O yeşil mutabakatta da bir takım farklı tavırlarımız olabilir gerçi. Bağımsız bizim kendi kararlarımız olabilir diye düşünüyoruz ama onu konuşuruz başka zaman. Dolayısıyla 2019 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın bu anlamda çok istekli ve üst perdeden kamuoyuna keneviri anlatması ve burada bir hedef ortaya koyması sonrası kenevirle ilgili ekilmeye yönelik tekrar bir canlanma oldu. Fakat maalesef gerektiği kadar bu işler bütünleşik planlanmadı, sürdürülebilir bir şekilde planlanmadığı için o sonuca gidilemedi. O söyledikleri tam hayata geçmedi. Destek anlamında değil yani mi? Önünü açma konusunda. Biz de 2021 yılında tekrar oğlumun gayreti isteğiyle bu işe biraz daha üst baktık. Ben aslında şöyle söyleyeyim, çok açık konuşmam gerekirse ben de istiyordum keneviri ama Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamasından sonra artık geçti bu iş dedim. Yani buna girerler, herkes girer, bu iş artık başka işlere bakalım gibi bir psikolojideydik. Fakat oğlum ısrarını sürdürünce gidip de Türkiye'yi bir gezdiler. Ben de dedim gidin bakın yani nasıl oluyor, nasıl bitiyor, ne oldu bu kenevir işi? Tabii gidip gezdiler, 6-7 tane ili gezdiler. Geldiler bana dediler ki baba yani gezdik ettik ama yani çok kötü durumda bu iş. Oğlunuzun mesleği ne? O endüstri mühendisi. Adı Orhun Balku. Firmamızda Keneviro. Keneviro'daki O'yu da onu temsil ediyor. Orhun. Hem onu çok temsil ediyor isim, evet. Hem de oksijeni temsil ediyor. Siz seçmişsiniz sevgileri. Evet, daha çok annesi seçiyor isimleri. Ben de ona peki diyorum. Şimdi şöyle niye olmadı diye sorarsanız. Şimdi kenevir konusu bir kere algısı çok farklı bir konu. Hep böyle insanların aklına uyuşturucu geliyor. Evet. Endüstriyel kenevir anlatılmamış. Aslında baktığınız zaman dünya da bu konuda çok ileri değil. Yani almış başını gitmiş bir durumda değiller açıkçası kenevir konusunda. Ama Türkiye'nin kenevirinin bir özelliği var mı? Şimdi burada yetişen kenevir. Niye biz bu kadar önemli üzerinde duruyoruz? Şöyle bizim keneviri biraz anlatayım şöyle üstten çok kısa. Evet. Latince'deki adı bunun Cannabis sativa. Bu üç tür yani çok türleri var da üç tane tür üzerinde daha çok
konuşulur. Sativa, indica ve ruderalis diye. Bu sativa dediğimiz tür daha çok CBD'si olan, uyuşturucu oranı az olan bir türdür bu. Indica dediğimiz Hint keneviridir. THC yani uyuşturucu oranı daha yüksektir. Ruderalis'te ikisi birden az vardır. Ama o daha yaygın yetişen bir türdür. Başka türleri de var. Bunlar hep birbiriyle de melezlenebilir. Şimdi dünya endüstriyel keneviri 1990'larda çalışmaya başladı. Islah çalışmaları. Nerede yararlanılıyor ondan mesela? Ne yapılıyor? Şimdi kenevirin çok fazla faydası var. Kenevir sadece bir bitki değil. Bir fabrika ham maddesi. Toprağa, doğaya çok faydalı bir kere. Her şeyden önce doğaya çok faydalı bir bitki. İnanılmaz oksijen depoluyor ve salıyor bunu. Oksijen deposu ve oksijen veren bir bitki. Yani toprağın bileşimini de değiştiriyor. Şöyle, karbon da emiyor. Yani normal aynı büyüklükte bir ağaç alanından 4 misli daha fazla karbon emiyor. 20-25 kat daha fazla oksijen veriyor. Kök yapısı itibariyle topraktaki ağır metalleri emiyor. Müthiş bir hizmetli yani aynı evet, zamanda. Yani hem yukarıya hem aşağı yaygın bir şekilde toprağa gidiyor. Ve topraktaki ağır metalleri ve yabancı maddeleri temizliyor. Yabancı ot barındırmıyor. Çok güçlü, çok çabuk çıkıyor. Dolayısıyla tarım ilacı kullanılmıyor. Diğer bitkilere nazaran ilaçsız tarım yapabiliyorsunuz. Dolayısıyla az da su istiyor. Hatta belli bölgelerde ekim dönemine bağlı olarak hiç su vermeden yetiştirebiliyorsunuz. Şimdi havayı zenginleştiren, ozon tabakasını koruyan, metan gazı emen, su istemeyen. Daha ne yapsın zavallım? Yani böyle bir şey yani bu kıymetli. Ben inanıyorum ki, bırakın sanayi tarafına geçeceğim. Ben inanıyorum ki Osmanlı döneminde kenevir ekilmesi mecburi tutulmuş bir dönem. Atatürk de çok bu işe önem vermiş. Ve dünya önümüzdeki yıllarda kenevir ekmeği zaruriyet getirecek. Yani belli miktarlarda ekmeği zaruri hale getirecek. Bu Paris İklim Anlaşması gibi, Yeşil Mutabakat gibi bunlar böyle mutabakatlara girecek. Ben öyle düşünüyorum. Çünkü nasıl kurtaracağız bu dünyayı? Mesela Ukrayna'da Çernobil felaketi oldu. 50 bin dekar kenevir ektiler. Oradaki toprağı, havayı toparlayabilmek için. Dolayısıyla bu bitkinin bu tarafı çok güçlü. Peki sanayi tarafında ne yapılabiliyor? Çok şey yapılıyor. Şimdi kenevir özünde lifli bir bitki. Yani odunsu tarafının dışında çeper olarak lifler var. İçinde odunsu kısmı var. Dallanıyor. Yaprakları var. Yapraktan çiçekleşiyor. Çiçekten tohuma gidiyor. Yaprak ve çiçek tarafını yasa olarak şu anda kullanamıyoruz. Bununla ilgili yasa çıktı. Şu anda Tarım Bakanlığı bunun yönetmeliğini çalışıyor. Bu yönetmelik sonrasında bu taraflarında kullanacağız. Ama nasıl kullanacağız? O yönetmelik nasıl çıkacak? O da ayrı bir konu. Onu en son soracağım size. Yani nasıl çıkmasını siz önerirsiniz? Sizin elinize bir yetkiyi versem, altınıza bir koltuğu versem, buna karar verebilecek bir yerde olsanız ne yaparsınız diye soracağım. Programın sonuna kadar düşünün. Hükümete atıyorum ben bazen konuklarımı. Karar verici yerlere. Çünkü üreticinin doğru talepleri geliyor ve bence de çok haklı ışık tutan öneriler geliyor. Ama şimdi bir bitkiyi tanıyoruz şimdi. Neden o öneriyi yapacağınızın yolunu döşeyelim, ondan sonra geliriz oraya. Şimdi kenevirin sap dediğimiz yerindeki dış çeperindeki liflerden bir kere tabiatın ortaya çıkardı. Ben Cenab-ı Allah'ın yarattığı en kuvvetli lifler diyorum. Çok kuvvetli liflere sahip. Mevcut bitkisel lifler içerisinde işte
keten olsun, pamuk olsun, kenaf olsun, jüt olsun, çok güçlü, evet. Bambu olsun, bütün bunlara göre çok daha güçlü bir liflere sahip. İkincisi, her konu... O lifler nerede kullanılıyor? O lifler tekstilde kullanılıyor. Elyaf yapıyoruz, elyaftan iplik yapıyoruz. İplikten çeşitli alanlara gidebiliriz. Yani teknik tekstil yapabiliriz, geogrid yapabiliriz, geotekstil yapabiliriz. Dolayısıyla hazır giyime yönelik iplikten kumaşlar yapabiliriz. İşte tişörtler, takım elbiseler, ceketler, trikolar. İyi meşası yapılıyor. Tam evde ev tekstili yaparız. Ev tekstili. Özellikle ev tekstili için çok önemli. Yani otomotivde siz işte koltuklarını yapabilirsiniz otomobilin. Her şeye halı yaparsınız, kilim yaparsınız. Bunlar yapılıyordu zaten. Yani geçmiş yıllarda, işte yüzyıllardır bunlar hep yapıldı. Dolayısıyla bizim ipliğinden yapabileceğimiz, elyafından yapabileceğimiz çok şey var. Elyaftan ipliğe gidebiliyoruz. Elyaftan izolasyon malzemelerine gidebiliyoruz. Yani kompozitin malzemesi, ham maddesini yapabiliyoruz. O kompozitle arabanın kaportasını yapabiliyoruz. İç karoserlerini yapabiliyoruz. Savunma sanayine çeşitli hizmetlerde bulunabiliriz. Dolayısıyla elyafların bu anlamda da çok faydaları var. İnşaat sektöründe kullanabiliriz izolasyon anlamında. Dolayısıyla elyaf, yani lifler ve öyle elyaflar... Öyle bir özelliği var değil mi? Sıcağı, soğuğu geçirmek. Tabii bir kere konusunda... çok lifleri antibakteriyel ve çok güçlü, ısıya da dayanıklı. Örneğin ondan yaptığınız bir izolasyon malzemesi hava geçirgenliği var, rutubeti önlüyor, küflenmeyi önlüyor, soğuğa da dayanıklı, sıcağın geçişkenliğine de dayanıklı. Son derece konforlu bir yaşam alanı sağlıyor size. Sadece o değil. Önemli yani, hem sıcak hem soğuk. Sadece o tarafı da değil, yani kıtık tarafı, yani içteki odunsu kısmından da kenevir tuğlası yapıyorsunuz, kenevir çimentosu yapıyorsunuz, kenevir harcı sıvası yapıyorsunuz. Neredeyse kesim geliyor yani siz anlattıkça. Valla izin var mı? Sizin evin mi? Orada İstanbul'da yok, izin ekemezsiniz ama yani. Şimdi dolayısıyla gerçekten böyle. Ben anlattığım zaman hakikaten. Gerçekten öyle. Yani bunlar yapılıyor. Bakın bunları ben size söylüyorum da ya bir hayal ettiğim bir şeyi söylemiyorum. Gerçek şeyi söylüyorum. Bugün Amerika ve Kanada inşaatta inanılmaz kullanmaya başladı. Güney Afrika'da 12 katlı bina yapıldı kenevirde. Ben size daha tarihe gideyim. Yani çeşitli söylentiler, bulgular, elde edilen bir takım şeylere göre yaklaşık 700-800 yüzyıllık ömrü olduğu söyleniyor. Ve Fransa'da 700-800, 900 yıldır duran köprüler olduğu ifade ediliyor. Kenevir tuğlasından. Tuğlası dolayısıyla bu böyle bir avantajı da çok hafif bir kere. Dayanıklı, hafif, esnek, deprem için inanılmaz faydalı. Tabii, yani siz anlattıkça ben hemen gerçekten öyle. Bu konuyu biz zaten çalışıyoruz. Biz kendimiz de Ar-Ge'lerine başlıyoruz bunların. Üniversitelerle işbirliğimiz var. İşte gerek Samsun, gerek Eskişehir Teknik Üniversitesi. Buralarda oluşturduğumuz hocalarımız ve bizim kendi mühendislerimizle bu konularda Ar-Ge'lere başladık. Dolayısıyla gayet önemli ürünler ortaya çıkacak. Kenevir'in kıtığından da. Mesela biz kıtığından kedi kumu yaptık. Kendi markamızı koyduk, fuarlara girdik. Çok ilgi gördü. Ve kullanıyoruz. Bizim evde 5 tane kedi var. 5 siyam kedisi var. Nereden aklınıza geldi kedi kumu diyeceğim ama o zaman gelmişim. Ya o zaman tabii İhtiyaçtan bu kediyi aldığımız zaman kedi kumunu düşünmemiştik. Aslında kedi kumunun literatürünü de biz oluşturduk. Şimdi bu işe girip işte basınla bu sohbetleri yaptıkça kedi kumu da gündeme geldi. Biz bunu ortaya çıkarıp söyledik. Şimdi kedi kumu yapılıyor diyor bütün gazetelerde onlar. Bunlar böyle dünyada çok bilinen bir şey değil kedi kumu. Dünyada da pek yapan yok. İlk defa biz çıkarttık ve deniyoruz. İnanılmaz güzel sonuçlar aldık. Ürünü de birkaç hafta sonra inşallah işte Aralık ayının ikinci, üçüncü haftalarında o ürünü de ortaya çıkarmış olacağız.
denemelerini bitirdik, tanıtımlarını yaptık. Üründen de eminiz artık. Poşetlerini bekliyoruz. Onlar gelince baskılara girecek ve paketlenecek ve sevkiyatları başlayacak inşallah. Şimdi dolayısıyla kıtı sadece kedi kumu inşaat da değil. Mesela çok ciddi selüloz var bu bitkide. Yani elyaflarında, liflerinde %70-75 oranında, kıtında da %50 oranında selüloz var. Bu oran ağaçta %20-25. Dolayısıyla bir ve çok kaliteli bir selüloz. Yani selüloz her yerde aynı selüloz değil. Kimyasal bileşenleri itibariyle ağaçların kendi çeşitlerinde de selülozların selülozların farkı var. Ama kenevir gerçekten güçlü ve nitelikli bir selüloz yapısına sahip. Peki selüloz demek ne demek? Selüloz demek kağıt demek. Selüloz demek biskon elyafı demek. Gazete demek, kitap demek. Kitap tabii. Başka ne demek? Selüloz demek biyopolimer, biyoplastik demek. Evet. Selüloz demek biyo yakıt, biyo yağ demek. Çevreye de şeyi olmayan. Zararı olmayan. Tabii. Yani siz doğal bir ürün. Yani buradan gaz, metan gazı, karbondioksit vesaire bunlar çok daha sınırlı bu üründe. Dolayısıyla çevreci bir ürün. Bu konunun tabii siz bugün selüloz üretelim derseniz bugün ya da üretemezsiniz. Çünkü yüz binlerce dekara çıkmamız lazım. Biz zaten şu anda bu yıl 5600 dekardayız ülke olarak. Bunun 5200 dekarını zaten ben ektim. Dolayısıyla benim dışımda 200 küsür dekarın TİGEM ekti. Onun dışında 100 küsür 200 dekar arası bir alan çok ekildi. Çok başlangıç yani. Başlangıç. Gerçi 2019'dan bu yana daha şey de yeni. Mevzuat açısından filan da. Mevzuatta bir sıkıntı yok. Mevzuat 2016'da çıktı ama mevzuatın uygulanmasıyla ilgili kamuda bir tereddüt vardı zaten. Yani bu konuda biraz açıkçası kamu geri durdu. Sayın Cumhurbaşkanımız çok böyle net bir şekilde ifade etti. Birkaç yerde de ifade etti. Ben de yani bildiğim kadarıyla, duyduğum kadarıyla diyeyim. Kendisi de bu işin arkasında duruyor. İstiyor da gerçekten. Biraz da bunu şuradan biliyorum. Arada bir beni arıyorlar. Ne durumda bu kenevir işi diyorlar. Tanımadığım insanlar arıyorlar. İşte milletvekili arıyor, işte bir siyasetçi arıyor vesaire. Anlıyorum ki Cumhurbaşkanı bir şey soracak. Onlar da hazırlanıyorlar ne durumda deyince. Ama maalesef samimi bir şekilde Cumhurbaşkanımızın arkasında kamu durmadı. Siyaset durmadı. Maalesef buradan sitem ediyorum. Her iki güçlü kurumumuza da. Ne yapması lazım? Hep en sonuna oraya gelmeye çalışıyorum ama vaktimiz daha var. Yani yapılması gerekenler belli. Bu iş şöyle bir iş. Yani aslında ben yani kenevirin faydalarını anlatmakla bitmez ama bir şöyle bir toparlayayım ondan sonra ne yapılması geldiğine döneyim. Bunu konuşmak daha önemli. Şimdi kıtığından bunları yaptık. Geriye kaldı çiçeğe işte yaprağı yasal değil yasal olacak. Olursa medikal ne olacak? Medikal alanda da kullanılıyor değil mi? Medikal alanda tabii medikal medikal konusu, kozmetik konusu çok önemli. Gıda konusu çok önemli. Bir kere yani CBD dediğimiz bir bileşen var içinde. Bu CBD aslında bitkinin kendinin bağışıklık sistemini temsil ediyor. Yani bitkinin bu böcekle o dışarıdan gelen yabancı maddelerle mücadelesi için çok kuvvetli olan bir madde. Dolayısıyla bunu çıkarttığınız zaman siz inanılmaz size faydalı geliyor. Ne oluyor? İşte Alzheimer, MS, Parkinson, kanser rahatsızlıkları, kanser tedavilerine ilaçlar, uykusuzluk, stres, dikkat dağınıklığı, bir sürü konuda inanılmaz faydalı bir ilaç. Ve bunu üretiyor dünya ve çok değerli bir ilaç. Bunu yapabiliriz. Bunun dışında çiçek sonrası tohumundan gıda maddeleri yapabiliriz. Dışındaki küspesinde %40-50 arası protein var. Soya kadar hatta hayvan, bir miktar hayvan daha. Hayvan yemi de yaparsınız. Hayvan yemi yaptınız. Şimdi ben hayvanlar, yiyince onları bakın, da yedirmem lazım çünkü. Hayvan yemi, biz hayvanlar
hayvan yeminin şöyle bir avantajı var. Hayvan doğal beslenecek. Dolayısıyla hayvandan siz kimyasal bir şey yemeyeceksiniz. Yani tamam. Yararlı şeyi de almış olacaksınız tam tersine. Tabii doğal bir et yiyeceksiniz. Doğal süt içeceksiniz. Dolayısıyla tabii çok faydalı ama bunu insanlara da verirseniz insan için de faydalı. O protein tozları, doğal protein tozları, kimyasal olmayan protein tozları açısından büyük faydası var. Yağında omega, yağ da var, omega 3, omega 6, omega 9 bir arada var. Ayrıca iki tane bileşen var ki mide kanseri için tedavi edici. Ve tek bu bitkide ikisi bir arada var. Bunları hep bilerek, bilime dayanarak söylüyorsunuz. Tabii bakın şöyle söyleyeyim. Şu anda biz her ne kadar bu yatırımı yaparken ilaç sanayisini düşünerek yapmadık. Çünkü biz 2 sene önce tarıma girdik. O zaman yasa dahi yoktu. Ekim yapmaya başladık. Samsun'da 30 bin metre kapalı alanlı, tamamen elyaf ipliğe dayalı ve kıtığın işlenmesine dayalı endüstriyel bir süreç oluşturduk. Birkaç ay sonra fabrikamızı bütün departmanlarıyla faaliyete geçmiş olacak. Bu bizim için olursa olur, olmazsa biz zaten buna niyetlenerek girmedik. Ya olursa bundan da faydalanmak için bir model oluşturacağız. Şimdi bu yüzden kenevirin bütünüyle ilgili söylenecek aslında bazı şeyler daha var ama ne yapmak lazım? Ne yapmaya geçelim? Çünkü ben tamam, birçok programda 15 dakikamız kaldı. 15 dakika burada kullanalım. Şimdi kenevirin olmamasının sebebi neydi? Önce buna bakalım. Girenler zaten kulaktan duyma bu bilgilerle bir hazine olarak düşündüler ve girdiler ama bütününü planlayamadılar. Yani burada ciddi bir tarım ekipmanı ihtiyacı var. Yani kenevir bitkisini siz buğday biçer döveriyle, mısır biçer döveriyle hasat edip tohumunu alamazsınız. Dolayısıyla özel makine ekipmanlar getirmeniz lazım. Bunları getirmedikleri için ilk etapta tarım tarafında sıkıntı çektiler. Ürünler tarlada kaldı, çiftçiler zorluk yaşadılar, hasat edemediler, ettikleri hasatı zamanında kaldıramadılar, ürün telef oldu gibi bir şey oldu. Dolayısıyla sonrasında almış oldukları ürünü de çalıştıracakları fabrika kuramadıkları için bir sürdürülebilir süreç oluşmadı, bir model çıkmadı ortaya. Dolayısıyla giren çıktı, giren çıktı, giren çıktı ve biz tabii yani bunları ekmekten vazgeçti diyorsunuz. Tabii yani bu iş mesela biz 2 senedir ekim yapıyoruz. 6000 ton kenevir stoğu biriktirdik. Bunun finansmanları yapıldı. Sadece fabrika makina, tarım makinası değil. Bunların ürünlerini alıyorsunuz, çiftçilere ödemelerini yapıyorsunuz. Bu iş sadece finansmanla da olmuyor. Bakın bu iş birçok şey bir arada istiyor. Normalde ya bir insanın aklının yetmediği işi yapmak lazım, ya parasının yetmediği işi yapmak lazım, ya da o kadar çalışmanız lazım ki inanılmaz enerjinizle işte bir şeyler ortaya çıkarmanız lazım. Bu iş hepsini birden istiyor. Hem para istiyor, hem emek istiyor, hem akıl istiyor. Şimdi insanımız da, iş insanlarımız da ya ben deli miyim kardeşim bu işlere böyle gireceğim, hem para koyacağım, hem emek vereceğim, hem yaratıcı olacağım, hem bilimle çalışacağım. Yani tercih etmiyorlar. Dolayısıyla bu iş için böyle mücadeleci ruhlar gerekiyor. Vatan, tamam. Millet. Gerekiyor. Şimdi bunlar, bakın ben OSB'den, Havza'da yatırım yaptık, yapıyoruz. Yaptığımız yatırım Havza'da, Samsun'da. Bana fabrika mı orada? Tabii orada. Fabrikayı oraya kurduk. Tarlalar Samsun'da ektik. Amasya'da ektik. Kastamonu'da ektik. Bana verilen parsel 2 kere el değiştirmiş. Ve ikisi de kenevir işi yapacağım diye tahsis almış. İkisi de vazgeçmiş. Çünkü niye? İnsanlar ya ilaç çıkacak, ilaç olacak, işte medikal kenevir, kozmetik, oradan buradan bunu yaparız. Büyük alanlarda tarım yakmak falan niyetlenmemiş insanlar bunlara. Bu işlerde çıkmayınca
İşin öbür tarafını da incelediklerinde, ya bu iş zor bir iş, hem para istiyor hem emekle, niye uğraşalım bu işte dedikleri için buna girmemiş. Gerekiyor? Ne yapıyor? Hı. Şimdi devletimizin çok şey yapması gerekiyor. Aslında siz devlet... teşvik aldınız mı hiç? Ben teşvik almadım. Ben standart yatırım teşvik belgesi aldım. Yani ithal ettiğim bir makine olursa buna KDV'yi ertelemek adına teşvik aldım. Yoksa bir parasal teşvik almadım. Ama bence siz bu gidişte makineleri de yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Yani bir yapan çıkar. Ben size şöyle söyleyeyim. Biz aldığımız, bu iş öyle bir enteresan iş ki şaşıracaksınız. Seyircilerimiz de şaşıracak. İnanılmaz teknolojik makineler aldık. Biçer döverler aldık. Elyaf işleme makinesi aldık. Bunu yurt dışından getirdik. İnanın getirdiğimiz makinelerin hepsini kenevire uygun bir daha modifiye ediyoruz. Yani milyonlarca euro verip aldığımız makineyi koy hatta başladı ürünü tıkır tıkır al, öyle bir şey olmadı. Uyarlamak zorunda kaldınız. Çünkü yeni bir ürün. Yani ben buna göre yaptım diyor makine satan adam size ama eski de bir firma. Geçmişte de bir sürü başka tür makineler yapmış. Yününü yapmış, işte çeşitli elyaf türlerini yapmış. Bu makineyi de yapmış ama bu makineye adam işte Kanada'ya satmış, oraya satmış, buraya satmış. Sizin istediğiniz gibi kaliteli elyaf çıkartmaya yönelik deneyimler oluşmamış. Şimdi biz bunları alıyoruz. Hakikaten pamuk tesislerinde rahatça çalışabilecek elyafları üretmek için modifiye ediyoruz. Sıfır makineyi. Yabancı sıfır makineyi. Yani biz de yaparız belki. Kesinlikle yani Türkiye'de yapacağız. Türkiye'de yapılıyor biliyorsunuz. Kesinlikle yaparız. Kesinlikle. Bir tane Antepli bir şey vardı biliyorsunuz. Unuttum adını şimdi. Fuarlara girmesi yasaklandı. Gördü mü şehir makineyi gelip aynısını yapıyordu şeyde. Bakın biz... Çinliler de öyle yapıyor. Bakın biz taklit etmekten bahsetmiyorum ama ben. Yok. Ben yani, bana makineyi satan... Ben makineyi satan adamı çağırıyorum. Almanı, İngiliz'i, İtalyan'ı diyorum ki... Bu makineyi yanlış tasarlamışsın diyor. Yani siz, biz burada tasarlayıp bak, yapabiliriz. Böyle, ben bunları böyle yap. Ben böyle istiyorum diyorum. Çiziyorum, çizimleri veriyorum. İnceliyorlar. Diyorlar ki tamam. Gidiyorlar orada hazırlıyorlar. Bana da diyor, bana da diyorlar ki patent hakkını bize vereceksin diyorlar. Yani biz kullanacağız bunu, feragatname ver bize diyorlar. Tamam diyorum. Yani siz de kullanın, ben de kullanayım. Dolayısıyla bu tip bir iş... Ben biliyorum bizim iş adamlarımızı da ondan. Bu tip bir işbirliği de yapıyoruz yabancılarla. Çünkü sonuçta dünya kadar para verdik. Evet. Makine geldi. Bunu en iyi şekilde yararlı getirip üretimi almamız lazım. Şimdi ülkemizde bu iş nasıl olur? Ben size net bir şey söyleyeyim. Bu haliyle olmaz. Olmaz. Niye? Mümkün değil. Eyvah. Beni buraya kadar getirdiniz, şimdi zınk diye durdurdunuz. Şimdi bunu söylemek zorundayım çünkü yani ben çok zor bir işten geliyorum. Yaptığım iş çok zor. Sıfırdan kurduğum bir iş. 38 senelik bir firma. Böyle mücadele etmişim. Tırnaklarımla kazımışım. Savaşmaya açığım. Bangladeş'te, Çin'le, Vietnam'la, Kamboçya'yla rekabet ediyorum. Biz böyle güce zora alışığız. Ama insanlar artık öyle değil. Olmaz. Biz bir kere girdik. Bilseydik bu kadar zor olduğunu belki biz de girmezdik. Onu da söyleyeyim. Yani şimdi böyle kahramanlık edasıyla da konuşmak istemiyorum. Biz de gördüğümüzden, beklediğimizden zor bir şey gördük. Peki niye zor? Bir algı problemi nasıl var. Nasıl kolaylaştırmak lazım? Bir algı problemi var. Bir kere kenevir... Ya, ekilmediği için kenevire göre mevzuat yok. Özünde bir mevzuat var. İzinle ekebilirsin şu illerde diyor. O kadar. Onun dışında çiftçiye, size sağlanan bir destek yok. Buğdaya aldığınız desteği kenevire alamıyorsunuz mesela. Çiftçi... Teşvik yok mu? Destekleme primlerinde buğday var. Mesela dekara 1000 lira, işte 1500 lira belki olacak. Kenevir'de böyle bir destekleme primi yoksa o zaman siz ne yapıyorsunuz? Gidiyorsunuz onu siz çiftçiye cebinizden ödemeniz lazım. Çünkü çiftçi kazancına bakıyor. Yani ben kenevir ekeceğim ne kazanacağım diyor. Çiftçi milli bir mesele tamam. Ama bir karnımda doyması yani lazım o, ya o tamam diyor kardeşim. Güzel de diyor ben diyor geçineceğim diyor. Ben diyor şeker pancarı ekeceğim, buğda ekeceğim, ayçiçeği ekeceğim, mısır ekeceğim yeri bunu ekersem daha fazla kazanacak mıyım diyor. Yok daha az kazanacaksan da bunun havaya faydası var deyince ekmiyor.
Bana faydası ne diyor? Bir kere özendirmemiz lazım. Şimdi bu yasayı 2019'da Sayın Cumhurbaşkanımız, daha doğrusu 2016'daki yasayı 2019'da savunup çıkarttıktan sonra kamu ve siyaset gereğini yapmadı. Bir araya koordine olamadı. Olamadı, olamaz da. Bakın yine olamaz. Niye kabartılıyorsun? Bugün de olamaz. Ne yapması lazım? Çünkü İçişleri Bakanlığı bir araya gelecek. Tarım Bakanlığı bir araya gelecek. Sağlık Bakanlığı bir araya gelecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı bir araya gelecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bir araya gelecek. Bir masada oturacaklar. Keneviri nasıl büyüteceğiz? Nasıl keneviri Türkiye'de, keneviri dünyadaki sayılı ülkeler arasına sokacağız diye oturup konuşacaklar. Bütün kabine toplantısı yani. Ya bu 5 bakanlık yetkilileriyle işbirliği içinde. Sağlık Bakanlığı diyecek ki tamam ben de varım, işte şunu şöyle çözeriz. Hazine Maliye Bakanlığı ben de varım, bu eksikliği böyle tamamlarız. Böyle bir şey olmuyor yani. Şirketlerde bile bakın, ben patron şirketiyim. Ben genel müdürüm aynı zamanda. Hem yönetim kurulu başkanım hem genel müdürüm. Şirketin bir sürü departmanı ilgilendiren bir karar verdiğim zaman, bir sistem değişikliği gerektiği zaman o insanların bir araya gelip bir sorunun birlikte halletmeleri çok zor bir şey. Bireysel bir bakanlık yapar. Bir Tarım Bakanlığı tek bir şeyini bir düzeltmesi gereken bir şeyi düzeltir ama bir sürü bakanlığın bir araya gelip bunları çalışması çok zor. Şimdi bunu sadece Sayın Cumhurbaşkanı yapar. Sayın Cumhurbaşkanı ya bunu da ben yapacağım. Bunu da mı ben yapacağım derse ki haklıdır %100. Yani orada savaş var, orada ekonomik kriz var, orada seçim var. Bütün bunlar içerisinde bunu da mı ben mi yapacağım kardeşim diyebilir. Son derece de haklıdır ama maalesef o yapacak. Yani o şahsen tabii o yapması değil de bakanlar kurulunu toplayacak, görevlendirecek diyelim. Oradan bir komisyon, uzmanlardan bir komisyon oluşacak herhalde. Bakın niye olmadı? Var, külliyede çalışan insanlar var. Vardı da zaten. Niye olmadı? Niye olmuyor? Bakın ben size şöyle söyleyeyim. İstenirse olur. Cumhurbaşkanı yapsam yapmaz mısınız? Cumhurbaşkanı mı? Ben değil. Cumhurbaşkanı kendi de yapar. Ben de niye yapar Sayın Cumhurbaşkanı? Çok yani, özellikle olan bir insan. Yani ben onunla kendimi mukayese edemem bile. Yani onun yaptığı, onu Allah kolaylık versin. Yani o başka bir şey. O her şeyi yapar da her şey yetişemez. Evet. Gerçek bu. Evet. Ama bakın şöyle bir şey söyleyeyim. Ben bir milletvekiliyle olan ilişkimde bu konuda destek gördüm. O da Sayın Mehmet Muş. O da şimdi Plan Bütçe Komisyonu toplantıları oldu. O da Samsun Milletvekili. Bir önceki 5 dakikamız kaldı. Bir önceki Ticaret Bakanımız o topladı birkaç kere ne yapacağız, nasıl olacak diye. Hatta bu bakanlıkları da genel müdür, daire başkanı seviyesinde topladı. Hatta Adalet Bakanı'nı da çağırdı. İşte Dışişleri Bakanlığı'nı da çağırdı. Çok geniş bir komisyon topladı. Bu o komisyon sonrasında dendi ki ben de bir sunum yaptım. Herkese de birer flash diskle dosya verdim. Sunumda çok beğendiler. Hepsi geldi çıkarken tebrik etti vesaire. Bana dediler ki bu yönetmelik çalışılacak. Sizden de fikir alacağız. Siz de bu işin içine sizi de sokacağız dediler. Arayan soran olmadı. Yanlış söylemeyeyim. Bir arkadaşımızın da hakkını yemeyeyim. Tarım Bakanlığı'ndan BÜGEM'in genel müdürü Uğur Erdem Bey beni aradı. Ama benim de bu konuyu direkt konuşmak için mi aradı? Yoksa işte bu çalışmaları duydu, nasıl çalışırız demek mi istedi? O aramışken ben ona her şeyi söyledim ama. Hazır aramışken sağ olsun aradı ve samimiyetle de yaklaştı. Ona da teşekkür ederim buradan. Ama onun dışında resmi bir yönetmeliğe yorum yapmamız ya da birlikte bir toplantı yapıp da bu yönetmelikle ilgili süreci nasıl hızlandırırız veya nasıl daha iyi şekilde yaparız anlamında bir talep gelmedi. Şimdi bizim istediğimiz şu mu? Bir yönetmelik var ama tam hayata da geçmediği gibi ihtiyacı da karşılamıyor. Bilmiyorum, çıkacak şekli önemli. Ben şimdi
Onun en iyi şekilde çıkabilmesi için üreticilerin fikrinin alınması lazım. Farklı üretim alanlarında siz Sağlık Bakanlığı, işte bilmem Hazine Maliye Bakanlığı vesaire derken şunu kastediyorsunuz, o bitkinin farklı alanlarda şeyi var, üretim imkanları var. Onu bilerek yönetmeliği hazırlamak lazım, o konudaki uzmanlık sahibi olanların katkısının olması lazım diyorsunuz değil mi? Şöyle. Bunu ikiye ayıralım. Medikal kenevir başka bir şey. Hmm. Şimdi eğer medikal kenevir acaba seralarda mı yapılmasına sadece sınırlı bölgede... Yönetmelik ama hepsini kapsayacak sonuçta. Bilmiyoruz. Ha. Sadece sera derse sıkıntı var. Çünkü seranın topluma bir faydası yok. Çiftçiye bir faydası yok. Doğadaki toprağa bir faydası yok. Havamıza bir faydası yok. İlaç tüketimine bir faydası yok. Yani serada olabilir. Sadece serada olursa sıkıntı. Biz bu yasayı kenevirin, kenevir tarımını büyütmek amaçlı nasıl daha verimli çıkartırız? Mesele bu. Bunu bir kaldıraçlama olarak kullanmamız lazım. Farklı şeylerden gelmesi lazım. Belli kuralları koymamız lazım. Sen kardeşim sadece serada bu işi yapamazsın. Serada 1000 metre dönüm yapıyorsan, mesela söylüyorum, 1000 metrekarelik bir alanda seraya da yapacaksan, o zaman 2000 metrekare, 5000 dönüm, 10.000 dönümde açık alanda yapacaksın. Misal, yani ben 500 katı fazla yapsın diyorum. Yani bir dönüm yerine 500 dönümde açık alanda yapsın diyorum mesela. Lisans verelim diyorum. Herkesi sokmayalım diyorum. Tarım makineleri yatırımı yapsın açık alanlar için diyorum. Yani bu iş böyle büyüsün. Yani ıslah departmanı kursun, doğum ıslahlarına bir sürü şey. Ben çalışıyorum kadar aslında bunları. Yani ben aslında bu bir haftadır kafaya buna taktım. Neler yapılması lazımı çalışıyorum. Oturdum böyle, ben lise mezunuyum bu arada, onu da ifade edeyim. Böyle çok akademik bir birikimim yok ama. Yani bundan daha âlâ akademik birikimim olmaz. Bunlara çalışmaya başladım. Çünkü bir fırsat. Bu yasa bu kenevir tarımının Türkiye'de yaygınlaşması için bir fırsat. Bunu iyi hazırlamamız lazım. Şimdi bir şey daha söyleyeyim. Şimdi bağlantı kuramayabilir sayın seyircilerimiz, izleyicilerimiz. Yani tarım bak bu Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'yla veya Hazine ve Maliye Bakanlığı'yla bu işin ne alakası var diyebilirler. Şimdi mesela şöyle söyleyeyim. Mesela siz tarım makinesi alıyorsunuz. Çok güçlü makinelere ihtiyacınız var. Bunlar böyle 5-10 bin euroluk makineler değil. 200, 300, 500, 700 bin, 1 milyon euroluk makinelerden bahsediyorum. Bunlar kombine makineler. Şimdi bunların teşvik belgesine koyma şansınız yok. Bu Tarım Bakanlığı'nın mevzuatında böyle bir şey yok. Sanayi Teknoloji Bakanlığı'na girdiğiniz zaman da diyor ki o Tarım Bakanlığı'nın işi diyor mesela. Halbuki bu proje bir bütün. Tarımıyla sanayisiyle bir arada yapılırsa mümkün. Biz başarılı olabilirsek inşallah olacağız. Tarımla sanayi bir arada yaptığımız için bu işi başaracağız. Tek başına tarım, tek başına sanayi olmaz. Tohum, tarım, sanayi. Bu üçünü birlikte yapmamız lazım. Bu işi yapacak insanların ıslah departmanlarını kurması lazım. Sertifikalı tohum elde etmeleri lazım. Doğru tekniklerle tarım yapmaları lazım. Ne satacaklarını, üreteceklerini bilerek onun da sanayisini kurmaları lazım. İleride 5 sene, 7 sene sonra bunlar ayrışabilir. Tohum yapan ayrı olur, işte ne bileyim tarımını yapan ayrı olur sana. Tabii kooperatifler kurulur, çiftçiler kooperatifleşir. Onlar kendi makinalarını alırlar, kooperatif o hizmetleri vesaire. Biz şu anda her şeyi biz yapıyoruz. Ekimi biz yapıyoruz. Gübre avansı, toprağa ne ihtiyacı olduğunu biz tespit ettiriyoruz. Ona göre gübre hazırlatıyoruz. Ona göre sulama avanslarını veriyoruz, sulama yapması gerekli miktarlarda. Sonra gidiyoruz, ürünün hasatını biz yapıyoruz, tarlasından biz kaldırıyoruz, kendi fabrikamıza getiriyoruz. Çiftçimizin yaptığı şey şu, tarlasını hazırlıyor. Ekim yapılırken bizle beraber oluyor ama tohum ekimlerini özellikle biz yapıyoruz. Hiçbir şekilde bırakmıyoruz, doğru şekilde ekmek için. Onlar tarlalarının güvenliğine bakıyorlar. Sulama süreçlerine bakıyorlar, gübrelerini atıyorlar. Sonrası tekrar bize geliyor, hasat yapıp ürünü kaldırıyoruz. Yetmedi süre. Evet. Ama yani neredeyse bütün bir planı yapmak gerekiyor. Üretimden başlayıp
sonuna kadar çeşitli, bir de orada dallara da ayrılacak. Onların da hepsinin ayrıca bir planını yapmak ben gerekiyor. Ben bir YouTube kanalı Türkiye kurmaya. Planını, 5 yıllık planı yapmaktan daha zor neredeyse, ama verim açısından da çok kolay yapabileceğimiz bir şey diye düşünüyorum. Beni çok heyecanlandırdınız. Gene heyecanlı bir program yapacağız. Son bitti mi program? Hala bitti, yayında mıyız? Bitti. Son bitti altın mi? Cümlenizi istiyorum. O zaman şöyle söyleyeyim. Benim son bir slogan, kenevir cümlenizi istiyorum. Bakın ben bir slogan söyledim. Aslında ben kendimi ilk söyledim zannettim. Sonra geriye baktım. Bir sürü insan da aynı şeyi söylemiş. Ben mesela 5 milyon dekar 100 milyar dolar dedim. Ama 100 milyar doları benden önce söyleyenler var. Bu işle ilgili. Hesaplayıp söylemişler anlaşılan. Ben hesaplayarak söyledim. Bende hesapları herkes var. Herkes aynı hesaba varmış. Bende hesap var. Sayın Cumhurbaşkanım çağırsa yarın dese ki nasıl oğlum bu 100 milyar dolar? Sayın Cumhurbaşkanım böyle diyeceğim bir hesabım var. Ama 5 milyon dekarı ilk ben söylüyorum. Dolayısıyla ben bu iddiadayım. Bunu yapar Türkiye. Bakın ben %1'inde kalırım bu işin. Önemli değil. Ben %1'inde kalayım, %0.5'ında kalayım, %2'sinde kalayım. Ama Türkiye bu işin %100'üyle 5 milyon dekarı yapsın 15 sene içinde. Ama bunu yapabiliriz. Bize birazcık yeşillik için falan da yer bırakın. Yani siz de... Siz gördünüz mü bu bitkiyi? Hayır. Nasıl yani, yeşil biliyor musunuz? Hayır, o şeyi anlamda söylüyorum. Yemek anlamında. Siz Giritlisiniz ya. Biraz yiyecek ot da bırakır. Tabii bırakırız yani. Memnuniyetle. O dönem. Çok teşekkür ederim. Ben gerçekten teşekkür ederim çok efendim. Moral veren, heyecanlandıran İnşallah, bir evet. Program Sağ olun, oldu. Eksik olmayın. Türkiye'nin üretimi, üreticisi her zaman baş tacımız. Biz atamızdan böyle gördük, böyle de uygularız. Programda Sağ olun, eksik olmayın. Yapmaya çalışıyoruz. Her zaman kaldığımız yerden devam etmek üzere. Ne zaman isterseniz. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Eksik olmayın. İyi akşamlar efendim. Merhaba arkadaşlar, ben Halil Nebiler. Ulusal YouTube kanalına göz attığınız için peşin teşekkür ederim. Eğer daha fazla video, program özeti, ne bileyim canlı yayın falan izlemek isterseniz sağ taraftaki abone ol butonuna tıklayabilirsiniz. Butonlar da aşağıda mı yukarıda mı, aşağıda galiba değil mi? Oraya tıklayabilirsiniz. Son dakika haberleri için ulusal uygulamasını indirmeyi unutmayın. Şimdiden izlediğiniz için teşekkür ederim.